Evet. Hoş bulduk. Hayırlı olsun inşallah. Bölge müdürümüz. Evet, hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Sanırsın bakalım. Evet. Evet, müdürüm. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, merhaba. Müdürüm hoş geldin. Allah iyilik vermek. Bölge müdürümüz. Burası Ulut. Hatırlıyor musunuz? Evet, Ulut. Yani havası bir derece, iki derece daha sıcak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Evet, başkan sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı mübarek olsun. Sağ olasın inşallah. Sağ olun. Evet, merhaba. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Osman abi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oho, görmedin daha bunu. Şey suyu değil, ne su yapıyorlar? Yetmeyin içeri. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, değerli misafirler, bugünkü temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada gördüğünüz gibi arıtma tesisimizin temel atma törenini yapacağız. Bir konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanımız Mehmet Ruhi Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Bölge Müdürüm, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, çok değerli misafirlerimiz ve Durmaz İnşaat'ın değerli yöneticileri, bu temel atma Dursun Bey'imiz için mutlaka gerekli olan bir şeyin gecikmiş de olsa önemli bir hizmetin başlangıcı sayıyoruz. Çünkü şehirlerin temizliği başta gelen bir olgu, olay. Şimdi Çevre Bakanlığımız 2006 yıllarında bir Uludağ'da bir toplantıda Çevre Bakanımızla ben şunu söylemiştim. Sayın Bakanım, bize bir yazı geliyor, arıtma tesislerinizi yapınız diye. Biz tabii ki, ben de öğretmen kökenli olduğum için dedim, eğitimci, mutlaka arıtma tesislerinin yapılmasına inanan bir kişiyim. Ama ben şunu, kusura bakmazsanız şu cümleyi kurmak istiyorum dedim. Çevre Bakanlığı bize arıtma tesislerinizi yapınız diye yazı yazmak için kurulmamıştır zannediyorum. Mutlaka bunun plan proje, efendim finans kaynağı, bize bir yol gösterici olmanızı bekliyoruz demiştik. Tabii o biraz bozuldu ya, böyle şey, yani bir dilekçe yazmak için bir bakanlık kurulmaz anlamında.
gerçekten ta 2006'dan beri bu konuda hep üzerinde durmuşuzdur. Mutlaka yapılması gereken bir hizmet olduğunda. Çok değerli bölge müdürüm Mustafa Bayram Bey bu konuda gayret gösterdiler. Bizle irtibat kurdular. Ve bunun bir an önce ihalesinin yapılmasıyla ilgili girişimlere başlatmış olduk. Teknik arkadaşlar geldiler ve burası kararlaştırıldı. Ben bu konuda İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü'ne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ve ihaleyi alan inşaat firmasına Hayati Bey'e ve Talat'tı değil mi? Talat Beylere çok teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarla bu seviyeye geldi. Biz de şimdi kurbanlar kesilecek. Temelini atmış olacağız. Memleketimiz için çok büyük bir değer. Rakamsal olarak bölge müdürüm şimdi sizlere bir bilgi versin istiyorum. Bu kadar diyorum. Allah hayırlara vesile etsin. Memleketimizin temizliği için kazasız belasız bunun da bitirilmesini bekleyeceğiz ve arkadaşlarımıza da bu konuda yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Sağ olun, var olun. Belediyenin değerli meclis üyeleri, kıymetli hazurum. İller Bankası Bursa Bölge Müdürü olarak biz gerçekten Sayın Başkanım Mehmet Uğur Yılmaz Bey'le uzun süredir çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarda bizden daha çok başkanım bizi yönlendirici oldu. Bu son temelini atmak için bulunduğumuz kıymetli arıtma tesisimizin dışında biz özellikle Dursun Bey'de üst yapı olarak baktığımızda otogar, kapalı park yeri, sonra çok amaçlı sosyal tesis, kültür merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, ayrıca vinç alımı, itfaiye alımı, park bahçe düzenlemesi, yol kaldırım şeklinde yaklaşık 10 milyon liralık Sayın Başkanım bir iş bütünlüğü yaptı. Ayrıca bu tesisimiz de bizim mevcut içme suyu tesislerimizden sonra kullanılan suyu çevreye zarar vermemesi için çok acil ve gerekli bir tesis. Ben kendim zaten çevre mühendisiyim. Bu yatırımların öncelikle yapılmasını istiyorum ve bu tesis yaklaşık 7 milyon 300 bin lira ihale bedelli KDV ve fiyat farklarıyla yaklaşık 10 milyon liralık bir tesis olacak. Ve bu tesisimiz yaklaşık 25 bin nüfusa hizmet edecek. Ortalama da 2325 metreküp gün suyu arıtacak. Ve bu arıtma tesisimiz bizim uzun havalandırmalı aktif çamur prosesimiz. Ve Avrupa normlarında bir arıtma sağlayacağız. İnşallah çoğu arıtmada olmayan azot ve fosfor giderimini de burada yapmış olacağız. Dolayısıyla bu güzel tesisi asıl başlangıç amacı önemli. Balıkesir malum Büyükşehir Belediyesi oluyor. Büyükşehir olduğunda bütün belediyelerin talepleri o kadar çok olduğundan bir anda hizmetlerde aksamada olabilir mantığı ile ve de bu tesisin özellikle SUKAP projesi kapsamında %50'si hibe olduğunda düşünürsek gerçekten başkanımızın ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın gayreti bizleri yönlendirmesi Dursun Bey'e böyle kıymetli ve özellikle yarı maliyetinde tamamen devlet tarafından karşılanan bir tesise sahip olmasını sağladı. Ben bu konuda gerçekten Dursun Beylileri, başta Sayın Belediye Başkanımız, artı belediye meclis üyemiz, belediye çalışanlarımız, ayrıca bu inşaatın başlangıcından itibaren inşallah düzenli bir şekilde bitim tarihi Haziran olarak görünüyor ama biraz bir bizden kaynaklı bir gecikme de söz konusu olabilir. Durmaz inşaat yetkililerine teşekkür ediyorum. Bölgem adına hepinize saygılar sunuyorum ve bu tesisi buraya kazanılmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum, arz ederim. Sayın Kaymakamım, sizlerden de birkaç söz rica edeceğiz. Kıymetli başkanlarım, muhterem bölge müdürüm, çok değerli hazirun. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir tesis. Bence ahlakın arındığı, ahlakın Türkiye ve bölge insanına örnek olduğu bir memleket Dursun Bey. Bu manada böyleyken gerçekten bu kentte yaşamaktan çok keyif alıyorum.
maddede de böyle oluyor herhalde. Bir arıtma tesisiyle bunu göstermiş olacağız. Belediyecilik ya da kamu hizmetleri bir bayrak yarışı. Görevi devredersiniz yenisine, eskisine. Herkes bir şeyler koymaya, taş üstüne koymaya gayret eder. Ben burada bulunduğum süre içerisinde gördüm ki Dursun Bey halkını temsil eden, Dursun Bey Belediyesi böyle hizmetlerle elinden geldiğince güzel yatırımlar yapmaya gayret etmiş. Bu da onlardan bir tanesi. Umarım kazasız ve belasız olur. Umarım hayırlı uğurlu olur. Özellikle yüklenici firmaya duam öyle ki kazasız ve belasız olsun. Biz burada iş güvenliğinden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Madenlerimiz var, kerestemiz var. Dikkat etmenizi hassasiyetle rica ediyorum sizlerden. Bundan sonraki süreçte de Dursun Bey'in bu bölgesine benim hep gönlüm geçiyor. Dursun Bey kendisi büyük lakin çevre olarak biraz dar bir çevrede sıkışmış. Umarım bölgeye yönelik yatırımlar da artar. Konut gelişim, iş yeri gelişimi de bu bölgeye doğru yönlenir. Umarım hayırlı uğurlu olur. Birazdan kurban kesilir. Bismillah'la başlarız. İnşallah kazasız belasız bitiririz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun efendim. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de çok tövbe edenleri ve ibadet edenleri seveceğini buyuruyorsun. Ya Rabbi biz tövbelerimizi fiili olarak, ibadetlerimizi fiil olarak yapıyoruz. Ya Rabbi tövbe ve ibadetler temizlikle olur. Temizliğin anası da tövbe ve iman, güzel imandan sonra su olduğunu biliyoruz. Ya Rabbi sularımızı arındıracak bu temiz, güzel tesisi hayırlı bereketle daim eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz temizlik imanın yarısıdır buyuruyor. Bu güzel tesisi kazasız belasız icra etmeyi nasip eyle. Memleketimize, ilçemize ve tüm insanlığa, canlılara hayırlı hizmet verecek şekilde, sağlam bir şekilde olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yapanlardan, yaptıranlardan, yardım edenlerden hepsinden razı ol. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın aff ve mağfireti için, İslam'a göre birlik beraberliğimizin devamı için, Allah rızası için El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Kes. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Rabbim başka kurban verdirmeden tamamlayı nasip etsin. Allah kabul etsin. Evet, hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Allah hayırlı olsun.